Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün bizim çok sevdiğimiz bir kavurma tarifi var. Etin en güzel bana göre yemeği kavurmadır. Bugün kullanacağım et dana eti ama normalde koyun eti de kullanabiliriz. Şimdi ben birçok kavurma tarifi görüyorum. İçine tereyağı atıyorlar, zeytinyağı koyuyorlar, su koyuyorlar. Fakat ben ustalardan gördüğüm kadarıyla diyeyim ben size, aşçılardan gördüğüm kadarıyla ve en iyi, bana göre en iyi aşçı olan annemden gördüğüm kadarıyla böyle bir lezzetli, kendi yağında kavrulan, kendi suyunda kavrulan lezzetli bir et yemek için güzel bir kavurma yapacağız. Öncelikle birkaç püf noktası vereceğim. Tencereniz mutlaka çelik ve çok kalın bir çelik olması lazım. Kenarlardan suyunu çabucak buharlaştırıp da içi çiğ kalıp böyle ağızda saatlerce çiğnediğimiz bir kavurma istemiyoruz. Ağızda dağılan, lif lif ayrılan böyle çok güzel pişmiş bir kavurma istiyoruz. Ve bunun için de sabra ihtiyacımız var çelik tencereden sonra. Benim bu tencere anneme ait. Eskiden böyle tencereler kalındı biliyorsunuz, çelik tencereler. Sonradan iyice tenekeye döndürdüler. Teflon kullanmanızı tavsiye etmem. İçi seramik olan kaplar da kullanmanızı tavsiye etmem. Mutlaka elinizde bulunan çelik tencere varsa en kalınını seçin derim. Böyle bir yayvan tencere kullandım ama siz miktara göre daha dipli, daha derin tencerede kullanabilirsiniz. Öncelikle küçük küçük doğradığım bu gömlek yağlarını, içinden çıkan hayvanın güzel eriyebilecek olan yağlarını küçük küçük doğradım. Etsiz bu yağlar. Tencereye aldım. Altı harlı bir şekilde eriyor. Harlıyken koydum. Sonra altını kıstım. Yağlar yavaş yavaş erimeye başladılar. Bunlar merak etmeyin, kavurmanın içinde hiç gözükmeyecekler. Kavurma ile birlikte pişip kavurmanın üzerinde böyle bir tabaka oluşturacaklar. Dolapta ya da buzlukta sakladığımız zaman kavurmamızın tazeliğini koruyacaklar. Bu yağlar önemli. Daha da fazlalaştırabilirsiniz. Hiç ziyan olmaz. Hiç ağzınıza gelmez. Kavurmanın dibinde kalır. Bakın bu şekilde hafif kızarmaya başladığı zaman tenceremin altını sonuna kadar açıp o şekilde etlerimi atıyorum ve hızlıca karıştıracağım. Bütün etler böyle bir kabuk tutana kadar, bir dışlarının renkleri dönene kadar hızlı hızlı karıştıracağım ve kapağını örteceğim. Kızgın tavaya koymamız önemli çünkü etin üzeri bu şekilde kahverengi olursa içinde suyunu tutar ve böylece dışına verip böyle saatlerce balon balon şişmeler, efendime söyleyeyim tencereden taşmalar gibi şeyler olmaz. Etin suyu içine hapsolur. O yüzden bu şekilde önce yağ kızdırdık, kalın bir tencere kullanıyoruz ki hemen soğumasın tencere içine et atarken diye. Eğer buzluktan çıkartarak yapacaksanız mutlaka oda sıcaklığına gelmesini bekleyin etlerinizin. Bu çok önemli bir püf noktası. Etlerim artık suyunu saldılar. Şimdi altını biraz kısacağım. Biraz derken orta hararetli ateşe alıp altını iyice sonuna kadar kısacağım. Ve yavaş yavaş kısık ateşte pişecek. Önce bu suyu tamamen salacak. Daha sonra da içinde pişmeye başlayacak. Ve en sonunda bütün suyu buharlaşacak. Bu şu kadar saatte olur diye bir şey belirtemem. Çünkü her hayvanın yaşına göre, cinsine göre değişiklik gösterir. İnek ya da tosun bile çok fark eder pişirme süresinde. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin. Fakat suyunu çekmeye başladıktan sonra ki bu, bakın bu tencerenin kapağı çok sıkı kapatılıyor. Yani herhangi bir boşluk yok. Ama bazı kapaklar böyle cam kapak oluyor. Üzerinde de deliği oluyor. Onlardan kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü biz çabuk buharlaşsın istemiyoruz. Bu suda yavaş yavaş pişsin istiyoruz. O yüzden içine herhangi bir sıcak su dışarıdan koymayacağız. Şayet başka bir kapağınız yoksa sizin sıcak su ilave etmeniz gerekebilir. O da bir çay bardağı kadar sıcak su yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi güzel sıkı kapanan bir kapağınız yoksa. Sıkı kapanan bir kapakla yaklaşık 1,5 saat, 2 saat kadar bir sürede benim bu kavurmam pişti. Önce bütün suyunu salacak, daha sonra da suyu çekecek ve altına en sona ilk başta koyduğumuz yağ kalacak. O yağda da bunu kavuracağız ve kavurma gerçekleşecek. Pişmeye yakın, yani piştikten hemen sonra indirmeden 1-2 dakika önce kadar tuzunu atacağız. Kekik ya da kırmızı biber gibi şeyleri yerken atıyorum ben. Bunu bu şekilde buzlukta muhafaza edebiliriz ya da kavanozlara da kapatabiliriz. Kavanozlara kapattıktan sonra üzerine yağ birikecektir.
ters kapattığımız zaman kavanozu dibindeki yağ kavurmayı koruyacaktır. Ama yine buzdolabında saklamanızı tavsiye ederim. Ya da poşet poşet buzlukta da saklayabilirsiniz. Ya da kalabalık bir aileyseniz hemen de tüketebilirsiniz. Tamamen suyunu çeken kavurmamı en küçük ocağa en kısa alıyorum. Kavurmaya başlayacağım. Bu şekilde de ben yaklaşık 1-2 dakika kadar kavurdum. Daha çok kavurursanız bir küf ayrılır. Böyle çatala gelen bir kavurma olmaz. Bu da istenilen bir kıvam. Tercihe göre değişiyor. Fakat biz çatala gelen bir kıvam istiyoruz. O yüzden çok eritmeyeceğiz. 1-2 dakika kadar tuzla beraber kavurduktan sonra kavurmamız artık yumuşacık ve hazır. Gerçekten ağızda büyümeyen ve çok lezzetli bir kavurma oldu. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın, afiyetle kalın.